et. Dumanımda boğulma. Hadi bakalım. Rövanşı yok mu? Bir dahaki sefere. Ver bakalım sen şu ruhsatı. Eyvallah. Efendim. Ben eve gidip hazırlanıp öyle geleceğim. Tamam, tamam. Merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilim. Ay Selim, ödümü kopardı ya. Hayda kısmı. İyilik yaptık, kahve getirdik ya. Suçlu mu olduk? Tamam Selimciğim. Teşekkür ederim. Şöyle bırakabilirsin. Ha, ne şimdi bu tavırlar yani? Ne tavır Selimciğim? İşte bu tavırlar. Yani ben nöbetim yokken geldim. Gece buraya eve gitmedim. Yani senin yaptığın şu tribe bak. Sorun da bu zaten Selim. Her an yanımdasın. Nereye gitsen peşimdesin. İkimizin ayrı ayrı özel hayatları var Selimciğim. Lütfen saygı gösterelim. Evlensek de böyle. Şimdi bir dakika, bir dakika yani. Ayrı ayrı özel hayatlar falan derken... yani benim özel hayatımda, tüzel hayatımda sensin. Bak ben öyle modernliklere falan gelemem, haberin olsun. Selim, lütfen tartışmayalım. Yani ben şimdi bu gece işimi gücümü bırakıp sırf seni görebilmek için, burada vakit geçirebilmek için geliyorum, eve gitmiyorum falan. Bu mudur yani, böyle mi teşekkür ediyorsun? İyi ya, eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Hakikaten çok teşekkür ederim yani. Ben seni özel hayatınla baş başa bırakıyorum o zaman. Kardeşim, kim şampiyon olur dedik, muhabbeti nereye getirdiniz ya? Ben söylüyorum işte. Fener alır, banko. Kusura bakma ama biraz zor alır. Şampuanlık kolay mı ya? Şampuan mı? Oğlum size o kadar diyorum, bu kadar içmeyin diye. Bırakın şu zıkkımı, zararlı. Ben de dedim de, dinletemiyorum ki buna. Ama çok doğru söylüyorsun. Gel öpeceğim. Ne oluyor ya? Havaya bir fişek mi patlıyor anacığım? Yok, bildiğin silah sesi bu. Yok be kardeşim, bir şey olmaz. Seni mi vurdular, beni mi vurdular, kimi vurdular? Ya, olay çıktı, ben size diyeyim. Polisi mi arasak acaba? Dur kardeşim, ne polisi ya? Polisi karıştırma bir de işin içine. Zaten sabıkamız var. Hadiye baksana. Gelin bakalım şuraya.
Kadın ölmüş ya. Nasıl ölmüş? Bayağı mı ölmüş? Bildiğimiz ölmüş. Yaklaşmayın, uzak durun. Yaklaşmıyoruz zaten. Niye yaklaşayım ki? Ölmüş. Şule, Beykoz sahildeyim. Burayı hemen bir ekip gönderin. Burada bir eksiyahısı var. Oo Selim, sen hala burada mısın ya? Buradayım başkomiserim, buradayım. Buradayım da... Ya boş ver Selize ya. Ne oldu, canın sıkkın yine? Ya bu kız yok mu? Neyse, boş verin. Artık herkesin kendi hayatı var. Bundan sonra böyle. Anlaşıldı, hassas konular. Ya saygı duymalıymışız da... Herkesin kendi hayatı varmış da ya nereden öğreniyorlar bunları? Filmlerden mi öğreniyorlar? Kim oynuyor, kim çekiyor bu filmleri ya? Sen de biraz anlayışlı ol Selim. Yani bir tepki göstermeden önce karşı tarafın ne demek istediğini anlamaya çalış. Bir düşün, bir tart. Yok yok, ben anladım onun ne demek istediğini. Tamam bakalım. Ben düşündüm, tarttım. Bundan sonra böyle göreceğiz bakalım Zeynep Hanım. Sen mi çakalsın, ben mi? Ben de sana sevineceğim bir tayin haberi vermek istiyordum ama. Ne? Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Beykoz sahilinde kimliği belirsiz silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. E hadi bakalım, sana da hareket olur. Kafan da alır. Allah, şu an en çok ihtiyacım olan şey hareket. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Durum ne Murat? 25-30 yaşlarında bir kadın. Kimliğini belirleyecek herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşamadık. Ama parmak izini aldık. Adli tıptan gelen uzman sırtından vurulduğunu ve olayın burada gerçekleştiğini söyledi. Yani herhangi bir yerde öldürülüp buraya getirilmemiş. Ayrıca olayın birkaç saat önce gerçekleştiğini, yani 4-6 arası gerçekleştiğini söyledi. Olayı kim ihbar etmiş? Narkotikten Nuri komiser. Dün gece bir torbacıyı yakalamak için evsizlerin arasında gizli görevdeymiş. Tamam, sen şu komiser Nuri ile konuş bakalım. Ne görmüş? Emredersiniz. Nereden ateş edilmiş olabilir? Kovanların yerlerini belirledik. Rekonstrüksiyona çalışacağız. Ama biliyorsunuz, cesedin duruş pozisyonu, ellerin durumu, hatta rüzgara göre bile değişiklik gösterebiliyor bulunduğu yer. Tabii en önemlisi silahın markası ve modeli. Haklısınız başkomiserim. Belki biri tekme atmıştır ya da lastik çarpmıştır. Biraz ileride bir araca ait lastik izleri var. Yani saldırgan ya da saldırganlar buraya bir araçla gelmiş olabilir. Ayrıca daha ileride başka bir araca ait teker izi yine var. Oradan bir aracın patinajla kalktığını düşünüyoruz. Ateşli silah yaralanmalarında atış uzaklığının belirlenmesi şarttır. Giysiler kaybolur ya da yönergelere uygun şekilde incelenmezse ölümün orijini, yani cinayet, kaza ya da intihar mı olduğu konusunda sıkıntılar yaşanır. Ne haber Nuri? İyi kardeşim, sen nasılsın? İyidir. Gece elemanlarla otururken silah sesleri duyduk. 6 helikopter ateş edildi. Daha sonra o yönden bize doğru hızla gelen bir araç yolun sonunda gözden kayboldu. Plaka model? Vallahi koyu renk lüks bir araçtı. Siyah ya da lacivert renkte olabilir. Halojen lambalı falan. Plakasını alamadım. Ya nasıl alamadım ben Nuri ya? Hay gözünü seveyim, polis değil misin abi sen? İlk önce plakaya bakacaksın ya. Ya boş bir anlama denk geldi. Kafam başka yerdeydi o anda. Görevdeyim diyorum. Tamam tamam, anladık. Başka? Başka ne? Daha sonra cesedi gördük. Haber verdik işte. Vallahi Nuri çok sağ ol be. Çok tebrik ediyorum yani, çok yardımcı oldun. Oğlum biz sizin gibi tek katil peşinde koşmuyoruz. İşimiz daha zor bizim. Örgüt peşindeyiz. Sen ne kadar büyük bir görevi riske attın biliyor musun? Ya ne örgütü be oğlum? Torbacı peşindeymişsiniz işte ya. Bak, al sana torba.
Torba, cısını da sen bulardın. Üniformanın delillere ulaşılmasını zorlaştırdığı bazı suç tiplerinde polisler sivil olarak çalıştırılır. Onlar kimi zaman gerçek polis kimlikleriyle, kimi zaman farklı bir kimlikle görev yaparlar. 70'lerde mafya içine sızan ve gerçek kimliğini 6 yıl boyunca saklamayı başaran FBI elemanı Pistone, 100'ün üzerinde örgüt üyesini mahkum ettirmeyi başarmıştı. Kimlik değiştirerek çalışmak zorunda olan polisler her zaman Pistone gibi efsaneleşmiyor. Sızdığı örgütün isteyerek ya da zorla bir elemanına dönüşüyor. Bu arada her biriniz yasalarla belirlenen belli bazı suç tiplerinin soruşturmasında mahkeme kararıyla gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilirsiniz. Konuştum. Ama bir şey görmemiş. Siyah lüks bir araba geldi diyor, geçti diyor. Ama plakasını görmemiş. Komiserim, 20 metrelerde fel kırıkları bulduk. Belki kaçan aracın arkasından ateş etmişlerdir. Balistik sonuçları gelir gelmez haberim olsun, tamam? Emredersiniz başkomiserim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayda, sen nereden çıktın ya? Sevinmediniz mi? Sevindim. Yani sevindik. Seni bugün beklemiyorduk. Selim'e dün geceden beri söylemeye çalışıyorum ama bir türlü fırsatım olmadı. Anladım, yüreğime inmesin diye herhalde şey yaptınız. Sağ olun. Bir değişiklik olmazsa uzun süre buradayım. Detayları emniyette anlatırım. Hayda, bir de uzun süre diyor ya. Tamam, döndüğüne sevindik. Birazdan işimiz biter. İstersen sen ekip araçlarını orada bekle. Kadının kimliği belli mi? Bak, ekip araçlarının şurada, şurada ekip araçları orada bekle dedi başkomiser. Tamam. Hayır, belli değil. Elleri ve tırnakları bakımlı. Tamam ya, tamam. Çok kurcalamasın ama ha. Kızın elbisesi de çok pahalı bir marka. Kız ya zenginmiş, ya zengin bir adamla berabermiş. Nalbur cinayetlerinin üstünden 2 hafta geçti. Hiç arayıp sormadım. Sonra birden çıkageldim. Aslında İstanbul'a tayinimi çok önceden istedim. Yani İzmir'i çok seviyorum ama artık bir değişiklik lazım. Demek artık bizimlesin. Pekala. Ekipten biri olduğuna göre artık misafir değilsin. Hoppa. Ne oldu 2 dakikada kabus mu gördüm ben ya? Ekibe katıldı falan derken? Benim hemen Antalya'ya gitmem gerekiyor. İnsan hakları seminerine katılacağım. Ne zaman dönersin? Ya dönersiniz başkomiserim. Efendim. Tamam, geliyoruz. Dün gece trafik şubeye olay yerinin yakınlarındaki biri tarafından ihbar gelmiş. Siyah bir araç aşırı hızla çöp konteynerlarını devirmiş. İhbar yapanın adresi belli miymiş? Yolda veririm. Ayça, sen hemen adli tıpa gidiyorsun ve otopsi sonuçları çıkmış mı bakıyorsun. Selim, sen de ihbar yapan kişiyle görüşüyorsun. Benim hemen uçağa yetişmem gerekiyor. Telefonla beni bilgilendirin, tamam? Tamam, kaldık yeme baş başa. Sen şurada yüzünü yıka önce. Ya tamam, çok güzel. İstanbul'a tayin olmana sevindim Ayça. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İş için görüşmesek daha iyi olur. Keşke kimse ölmese de biz seninle başka yerlerde görüşsek. Doğru söylüyorsun. Durum nedir? Sırtında tek mermi giriş deliği var. Uzak atış. Omurga kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu ölmüş. Göz boşluğundan çıkan mermiyi incelenmesi için balistik laboratuvarına gönderdim. Enteresan bir şey var mı? Sol göz altında elmacık kemiği üzerinde birbirine paralel 3 yüzeysel kesik mevcut. Araları 2 milimetre çapında. Antemortem orijinli. Yani ölümden önce gerçekleşmiş. Yaklaşık 36 ila 48 saat önce. Bıçak mı? Hayır, değil Ayça. Ucu sivri biten bir metal.
kristal gibi çıkıntıları olan bir cisimle yukarıdan aşağı çizilmiş gibi. Taşlı bir yüzük bile olabilir. Ayrıca sağ elinin parmak uçlarında yapışkan bir madde tespit ettik. Neymiş? Bilemiyorum Ayça. İncelenmesi için laboratuvara gönderdim. Bir yaranın neyle meydana geldiği kadar ölümden önce mi yoksa sona mı oluştuğu önem taşır. Yarada iyileşme varsa ölümden önce, iyileşme yoksa ölümden sonra meydana geldiği anlaşılır. Aracımız bu. İzlediği yol üstündeki güvenlik kameralarından buldum görüntüyü. Bravo. Bayağı faydalı bir fotoğraf bulmuşsun. İstersen ülkedeki bütün siyah bakalım. Aracın modelini biliyoruz en azından. Böyle plaka falan hiçbir işimize yaramaz yani. Önce kızın kimliğini bulmamız lazım. Var mı bir gelişme? Yok. Otopsi sonuçlarında enteresan bir şey çıkmadı. Ama kızın suratındaki çizik ve parmağındaki yapışkan madde ilgimi çekti. Laboratuvara gidip sonuçları almak lazım ama. İyi tamam o zaman. Sen laboratuvara git, sonuçları öğren. Ben de başkomiseri arayıp gelişmelerden haberdar edeyim, tamam? İyi de ben niye gidiyorum ki? Allah Allah ya. Şimdi nasıl karar vereceğiz kim nereye gidecek? Yazıp dura mı atalım yani? Vallahi bana uyar. Yani çoluk çocuk ettin bize, helal olsun ya. Yazım dura mı? Sen seç. Yazı. Kolay gelsin. Selim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu maktulün tırnak aralarında bulunan yapışkan madde nedir? Bir şey çıktı mı? Çıktı çıkmasına. Selimciğim de. Ne bu havalar? Bir soruşturma yürütüyorum ben Zeynep Hanımcığım izninizle. Orhan Başkomiser de yok ortalıkta. Bir de şu başımda Ayça belası var. Aa, Ayça bizimle mi artık? Ha, daha yeni çıkmış. Şu yapışkan madde diyorduk. Vernikmiş Selimciğim. Klasik ahşap verniği. Peki, eyvallah. Teşekkür ederim. Daha bitmedi Selimciğim. Kızın elbisesindeki payetlerin eksik olduğunu tespit ettim. Olay yerinde de bulunmamış. Anladım. Başka? Bu kadar. Tamam, teşekkür ederim. Abi de şey diyeceğim ya. Öyle toplum içinde Selimciğim falan demezsen. Yani çünkü herkesin özel hayatı var kendine göre. O açıdan yanlış anlaşılmalar olmasın. Tekrar teşekkür ederim. Şeyda Hanım bir açıklama yapar mısınız? Şeyda Hanım lütfen. Şeyda Hanım bir açıklama lütfen. Basına kim haber verdi? Araştıracağım efendim. Yahu ne çabuk haberler oluyor bunların ya? Haklısınız. Gerekli açıklamayı Bey yaparsın. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bir açıklama yapacak mısınız Sayın Özen? Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Lütfen sizden bir açıklama bekliyoruz. Geçen hafta Özen oradaki müşteri senetlerinde ciddi bir değer kaybı oldu. Bu konu hakkında açıklama alabilir miyiz? Hep birlikte zor günler geçiriyoruz. Gerekli basın açıklaması yapılacak. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Abi lütfen. Sağ ol. Sağ ol abi. Lütfen bir açıklama. Sağ ol abi. Abi caminin önünde ben dileniyorum. Bir baktım çanta. İçini açtım, bir ton para, kredi kartı, bir de kimlik. Üzerine baktım, Ela Özen. Aha, bu Bozkurt Özen'in kızı olmasın? Sen nereden tanıyorsun ya Bozkurt Özen'i? Abi kim tanımaz? Televizyon seyretmiyor musunuz hiç? Ya izliyoruz da, izliyoruz da işte çıkaramadık. Neyse. Ondan sonra çantayı götürsem onlara versen bir ton ödül alırım dedim. Ama görüyorsunuz geldik karakollarda sürünüyoruz. Hayır yapmayacaksınız. Nerede buldun çantayı tam olarak? Beyoğlu'na çöp tenekesinin içinde. Tamam. Şimdi arkadaşla git, senin yazılı ifadeni alsınlar. Tamam. Orhan'cığım ilgilerini ver. Evet. Allah. Pahalı bir çanta, daha da pahalı bir cüzdan. İnci küpeler, vitaminler, pahalı koku, makyaj seti. 400 lirada nakit para. Ama işe yarar hiçbir şey çıkmadı çantadan. Ya onu bunu bırak da kız Bozkurt Özen'in kızıymış. Ya sorma. İş büyüdü. Neyse gidip o zaman önce babasıyla konuşalım. Böyle buyurun ben Bozkurt Bey'e haber vereceğim. Vay ne güzel tabloymuş ya. Bayağı da pahalıdır şimdi. Salvador Dali. DNA tutkunuymuş.
Matematik ve bilim bana Tanrı'nın olduğunu anlatıyor ama ben inanmıyorum demiş. Ne tatlısın sen ya böyle. Nereden öğreniyorsun bunları? Amerika'da mı öğretiyorlar? Evet. Kesin gitmem lazım Amerika'ya. Gerçeküstücü ressam Salvador Dali, yapıtlarının en çok sahtesi üretilen sanatçıların başında gelir. Sahtelerin önemli bir bölümü kendi orijinal imzasını taşır. Çünkü ressam, menajerliğini yapan eski İngiliz istihbaratçısı Yüzbaşı John Moore'un tavsiyesi üzerine 30 binin üzerinde boş resim kağıdına imza atmıştır. Ünlü bir ressam olmayabilirsiniz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman boş kağıda imza atmayın. Günün birinde üzerine doldururlar ve sizin ya da varislerinizin önüne koyarlar. Bozkurt Bey, öncelikle başınız sağ olsun. Hoş geldiniz. Şöyle oturun. Görüşmemizi kaydedeceğim. Bozkurt Özen, 55 yaşında, Maktül'ün babası. Bu sabah iki gündür haber alamadığım kızımın kimliğini bir sokak serserisi getirmiş. Cesedini mi morgda teşhis ettim. Vurmuşlar. Bana kızımın kimin vurduğunu söyleyin. Bozkurt Bey, soruşturmanın hızlanabilmesi için kızınızın kimliğini tespit etmemiz çok önemliydi. Şimdi ettiğimize göre sonuca çok daha çabuk ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Ve siz de bize yardım edeceksiniz tabii ki. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Bana mı soruyorsunuz? Komiserim, husumetiniz olan biri ya da birileri var mı demek istiyor. Bakın, ben bu ülkenin en büyük holdinglerinden birini yönetiyorum. Birçok düşmanım olabilir memur hanım. İşte tamam, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bizim gidip hepsiyle tek tek konuşmamız gerekecek. Yani sizin bize başlangıç için söyleyeceğiniz bir isim var mı? Kızınızı en son ne zaman gördünüz? Hiç görüşmezdi ki. Ben size söyleyeyim memur bey. Bütün bunlar karşınızda oturan bu adamın, babamın suçu. Senin yüzünden, senin! Öldürdün kardeşimi! Ömrüm boyunca vicdan azabı çek baba. Tabii ne kadar ömrüm kaldıysa. Şeyda Hanım, Şeyda Hanım lütfen sakin ol. Sakin ol. Kızınızla konuşmak istiyorum. Ben size bir parça sorayım. Tekrar başınız sağ olsun. Mersi. Şeyda Özen, 28 yaşında, Maktül'ün ablası. Demin içeride babanız hakkında söyledikleriniz. Babam. İşlerinden dolayı çok fazla düşmanı vardır. Etrafta görünmemizi pek istemez. Bu yüzden de birçok kez Ela ile kavga ettiler. Ela özgür ruhludur. Hatta bir dönem babam bize özel koruma tutmuştu. Ela buna karşı çıkmıştı. Onu sen öldürdün derken bunu mu kastediyordunuz? Ela çok başına buyruk ve özgür bir kızdı. Çok da inatçıydı. Onun için ayrı bir evde yaşıyordu. Peki şüphelendiğiniz hiç mi biri yok? Yani düşmanınız olabilecek biri, sizin ya da Ela'nın tehdit telefonları falan. Siz beni tanımadınız sanırım. Beni tehdit edebilecek birinin var olduğunu düşünmek bile saçma. Babam çok katıdır, anlıyor musunuz? Çocukluğumuzdan beri bizi eve hapsetti. Hayatımızı normal bir şekilde yaşayamadık ki. Ela annem öldükten sonra bize daha da baskı yapmaya başladı. Ela'yı en son ne zaman gördünüz? 2 gün önce. Buraya geldi. Havadan sudan konuştuk. Ela'nın görüştüğü biri var mıydı? Ya da yakın bir arkadaşı? Bir sevgilisi olduğunu biliyorum. Bizimle tanıştırmamıştı. Zaten inkar da ederdi. Biliyorum çok üzgünsünüz ama birkaç soru daha sormam lazım. Buyurun sorun. Demin babamın düşmanları dediniz. Aslında birçok düşmanı vardır. Ama özellikle biri... Bir isim verin bana Şeyda Hanım. Şimdi bakın Bozkurt Bey, size saçma gelebilir ama biz herkesten şüphelenmek zorundayız. Sizden bile. Benim işim bu. İyi o zaman. Bu kızımın katilini daha çabuk bulacaksınız demektir. Beni gelişmelerden haberdar edin. Kızımın cenazesiyle ilgilenmem gerekiyor. Bozkurt Bey, bana Bilal Sezgin'le alakalı ne söyleyebilirsiniz? Özür dilerim ama anlayamadım.
Bilal'in bu işle ne alakası olabilir? Kızınız bana Bilal Sezgin'le aranızda bir problem olduğundan bahsetti. Bilal Sezgin benim alışveriş merkezi projemin müteahhididir. Aramızın bozuk olduğu doğru. Biraz da gerginlik var ama o iş mahkemede çözülecek. Bilal benim kızıma zarar vermeyi düşünemez. Hem gidin kendisine sorun ve kızımın katilini bulmadan da bu eve tekrar gelmeyin. Ulan bir havalar, bir havalar. Biz senin kızının katilini yakalamaya çalışıyoruz. Kime hava yapıyorsun ya? Neyse, hiç olmazsa bir şeyler öğrendik. En azından Ela nerede oturuyormuş onu biliyoruz artık. Bana bak, bu sefer itiraz istemem. Ela'nın evine sen gidiyorsun. Ben şu Bilal denen adamla konuşacağım, tamam? Tamam, olur. Sen tamam mı dedin bana ya? Allah Allah, başımıza taş mı yağacak? Nedir arkadaş? Kıyamet alameti gibi bir şey bu ya. Galiba. Ela Özen'in adresini öğrenen komiser Ayça hemen olay yeri inceleme uzmanlarıyla birlikte adrese gitti. Banyoda iki diş fırçası var. Ablası bahsetmişti, kızın bir sevgisi varmış. Ama kim olduğunu bilmiyorlar. Kız devamlı inkar ediyormuş. Bilal Sezgin, 57 yaşında. Bozkurt Özen'in iş ortağı. Bozkurt Bey'le aranızda bir husumet de olduğunu öğrendik. Bunun sebepleri hakkında birkaç soru sorabilir miyim size? Cinayet büro bir soruşturma yaptığına göre basında çıkan haberler doğru demek ki. Bozkurt'un kızını vurdular değil mi? Sizce? Sizce vurulmuş mudur? Bilmiyorum. Şimdi diyelim ki basında çıkan haberler doğru. Sizce Bozkurt Bey'in kızının öldürülmesi için bir sebep var mı? Bilmiyorum. Bozkurt Bey ve siz aranızdaki husumetin sebebi nedir? Özen Holding'e ait bir alışveriş merkezi inşaatında beraber çalışıyoruz. Ama Bozkurt Bey ödemelerde yaşanan gecikmeleri önleyemediği için inşaat yavaşladı. Bunun suçu da benim üzerime kaldı tabii. Anlamadınız. Koskoca Holding. Nasıl ödemelerde gecikme olur? Geçen hafta Holding hisselerindeki düşüşten haberiniz vardır. Bütün haberlerde çıktı. İçeride neler dönüyor bilmiyorum. Ama bir şeylerin ters gittiği açık. Bozkurt Bey geçen ay kendi bankasını yabancı bir şirkete sattığında dedikodular başlamıştı zaten. Şimdi bir saniye, bir saniye. Yani ben bu ekonomi zırvalarından hiç anlamam. Yani holdingin durumu kötü mü gidiyor diyorsunuz? Ben bir şey demiyorum. Duyduklarımı söylüyorum sadece. Komiserim, salonda bir kredi kartı ekstresi bulduk. Sağ ol Murat. Telefonu da delillerin arasına koyun, bilişim incelesin. Kredi kartı ekstresine göre 10 gün önce pahalı bir halı alınmış. Bu evde halı falan gördün mü sen? Evde yatak odası haricinde halı yok. Ben de görmedim. Aramızdaki anlaşmazlığa dönecek olursak, Bozkurt Bey işi benim elimden alıp başka bir firmayla anlaşabilmek için dava açmış. Ama korkmuyorum. İşin gecikmesinin sebebi ben değilim. Şu alışveriş merkezi projesi, bayağı milyon dolarlık iş değil mi? Büyük bir iş, evet. Ve siz kaybetmek üzeresiniz. Konunun nereye varacağını görür gibi. Milyon dolarlık bir işi kaybetmemek için Bozkurt'un kızını öldürür müydünüz? Neden? Elime ne geçerdi? Kızını öldürmüş olsam dahi gördüğünüz gibi işi geri alabilmek için
Hala mahkeme gününü bekliyorum. Evet, evet başkomiserim. Adamın şu husumeti olan iş ortağıyla da konuştum. Ama bir şey çıkmadı. Yani kızı öldürmek için bir sebebi olduğunu zannetmiyorum ama... ben yine de işin peşini bırakmayacağım. Kızın evinden bir şey çıktı mı? Şimdi yeni geldim eve. Ayça ilgileniyordu. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama... benim yine bakmam lazım tabii. Tamam, sık sık haberdar edin beni. Ayrıca didişmeyin. Tamam, baş üstüne. Olur olur, söylerim onu da. Tabii tabii, yanımda zaten. Hemen kapatınca söylerim. Başkomiserim, söyle lafından çıkmasın diye. Eminim. Neyse, Ela 10 gün önce yeni bir halı almış ve kredi kartıyla ödemiş. Hadi ya, güle güle kullansın diyecektim ama. Ama birazcık daha dikkat edersen, ki bu senin için çok zor biliyorum, evde halı olmadığını görürsün. Çok sağ ol, teşekkür ederim yardımların için. Neyse, teslimat fişinde adres belirtilmemiş. Ama alındığı yapı market buralara yakın. Bence bir gidip bakalım, teslimat adresini öğrenelim. Tahminen kızın başka bir evi daha var. Belki de tadilat halindedir. Kızın parmağındaki verniğin sebebi de o olabilir. Hadi gidelim o zaman, ne bekliyoruz? Halının alındığı yapı markete giden komiser Ayça ve komiser Selim... aldıkları bilgi doğrultusunda Kenan Bayral'ın evine ulaştılar. Buyurun. Ben cinayet masadan komiser Ayça. Bu da ortağım komiser Selim. Cinayet masa mı? Evet. Ela Özden'i tanıyorsunuz herhalde. Evet, tanıyorum. Ela hakkında birkaç soru soracaktık. Tabii, buyurun. Kenan Bayral, 33 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Ela. Arkadaşımmış galiba. Evet, arkadaşım. Arkadaştan da biraz öte galiba. Bir ilişkimiz vardı, evet. Ama ailesinin öğrenmesini istemiyorum. Zaten kimseye söylemedik. Niye? Madem bir ilişkin var, delikanlı gibi çıkıp söyleyeceksin. Öyle değil. Ela'nın ailesi biraz tutucudur. Ve de güçlü. Neden bunları soruyorsunuz? Ela'ya bir şey mi oldu? Ama biz de onu öğrenmeye geldik. Ne oldu Ela'ya? Bilmiyorum. Sevgilisi değil misin sen? Evet ama... Nerede Ela? En son dün görüştük. Ben öğleden sonra 6 gibi ilaç içip uyudum. Daha sonra akşam ne yaptı bilmiyorum. Ben de öğleye doğru kalktım ve... Ela'yı bir öldüreyim dedim. Ne alakası var? Ela öldü mü? Üzülmüyorsun. Çünkü ne olduğunu biliyorsun zaten, değil mi? Şok oldum. Biz geldiğimizde yüzün gözün şişikti. Ağlamış gibiydin. Neden? Yeni uyanmıştım. Öğlen uyandım dedin lan. Akşam mı oldu şimdi? Ela'dan haberin var değil mi? Anlayamıyorum. Ben biraz evi gezeyim ya. Lavabo nerede? Hemen merdivenleri geçince sağdaki kapı. Kenan. Bak, bize yalan söylemek istemezsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bize Ela gerçekten neredeydi, en son ne zaman gördün onu söyle. Dedim ya dün. O yalandı. Şimdi doğruyu söyle. Beni haksız yere suçluyorsunuz. Daha suçlamadık ki. Yoksa bir suç mu işledin? Yolculuk nereye Kenan? Efendim? Yolculuk diyorum, nereye? Ya benim sesim duyulmuyor mu Ayça? Duyuluyor Selim, merak etme. Kenan burada zaman kazanmaya çalışıyor. Ha, iyi. Ben açayım o zaman onun kulaklarını. Tamam, Ela'nın öldüğünü biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. Ha şöyle birader ya. Bak ne güzel. Şimdi anlat bakalım. Neden ve nasıl öldürdün? Yemin ederim ben öldürmedim. Dedim ya dün gördüm diye en son. Dün gece nerede ne yaptı hiçbir fikrim yok. Bugün haberlerde öğrendim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. O bavul ne için peki? Kendimi kaybettim. Aklımı yitiriyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Bir otele ya da bir arkadaşıma gidip orada kalmayı düşünüyordum. Yalnız kalmak istemedim. Bize neden yalan söyledin peki? Onu öldürdüğümü ve kaçtığımı düşünmenizden korktum. Haberim yokmuş gibi davranıp atlatmaya çalıştım. Yemin ederim. Şimdi ne düşünüyoruz peki senin hakkında sence? Bence biz arkadaşı bir alıp merkeze götürelim. Gerçekten masumum ben.
Babasına sorun. Hiç tekin bir adam değildir. Onlar yapmıştır. Zaten sürekli babasından korktuğundan bahsederdi bana Ela. Ya tamam birader. Sen bizle merkeze gel bakalım. Önce bir yazılı ifadeni ver. Parmak izi, swap falan. Sonra bakarız masum musun diye misin? Hadi. Yemin ederim Ela'yı ben öldürmedim. Bilişimden Ela'nın cep telefonu dökümleri geldi. Şu sevgiliden de bir şey çıkmadı ama bence kesin o öldürdü. Zaten sen kesin o öldürdü diyorsan ben o ihtimali attım gitti biliyorsun. Yok ne güzel işte. Bak hep böyle yardım edelim birbirimize ya. Beni dinler misiniz? Telefon dökümlerindeki Ela'nın ablasının attığı mesajlara bir göz atmak istersiniz herhalde değil mi? Bana çok ilginç geldi. Özel hayat nasıl gidiyor Zeynep biçim? Bu konuyu uzun uzun konuşacağız Selim'ciğim. Konuşalım tabii Zeynep'ciğim. Senin yüzünden hayatım mahvoldu. Senden nefret ediyorum. Yok canım ben daha senden nefret etmeye başlamadım yani. Mesajları okuyorum. Birinci mesaj. O kadını özellikle tanıştırdım biliyorum. İkinci mesaj. Nişanlımı elimden aldı. Üçüncü mesaj. Seni asla affetmeyeceğim. Cezmi ile ayrılmamı senin suçun. Abla ile kardeşin arasında muhakkak bir sıkıntı var. Ve bize söylemedi. Tamam. Gidip öğrenelim bakalım neymiş. Beklettiğim için üzgünüm. Yukarıda ahşap heykelcikler yapıyorum da... ne zaman moralim bozuk olsa kendimi onlara veriyorum işte. Belli vernik kokusundan. Biz de görmek isteriz heykelcikleri. Yani ben şahsen sanatla bayağı ilgiliyimdir yani. Mesela Salvador Dali. Çok severim. Ya tamam odama çıkalım isterseniz. Yalnız biraz dağınıktır kusura bakmayacaksınız artık. Yok önemli değil. Buyurun. Mesela bunları dün yaptım. Pek profesyonel olduğum söylenemez. Güzeller, gerçekten güzeller. Şeyda Hanım bize niye yalan söylediniz? Efendim? Bize kardeşinizle aranızdaki münakaşayı söylemediniz. Kardeşinizin dün buraya geldiğini de söylemediniz. Ben ne demiştim ki? Ya of! Bırakın ama artık oyun oynamayı Şeyda Hanım. Kardeşinizin parmak uçlarında vernik bulundu. Ve bu zımbırtının üzerinde gözüken vernikli parmak izleri muhtemelen kardeşinize ait. Bunları dün yapmıştınız değil mi? Halbuki siz bize en son 2 gün önce gördüğünüzü söylediniz. Ben şoktaydım. Tam olarak ne söylediğimi bile hatırlamıyorum. Tamam dün gece kardeşim buraya geldi. Biraz tartıştık ve sonra gitti. O kadar. Ela Hanım'la aranız bozuktu. Çünkü kardeşinizin nişanlınıza tanıştırdığı kız... nişanlınızı elinizden aldı. Elimizde telefon mesajlarınız var. Şeyda Hanım, ne olduğunu anlatacak mısınız bize? Yoksa emniyete gidelim mi? Tamam, tamam. Bakın. Dün gece Ela buraya gelmiş. Benim odama girmiş. Benim haberim yoktu. Ne yapıyorsun sen? Kıyafet. Ödünç alıyorum. Geri getireceğim ama. Ne yüzle? Ha? Bana yaptıklarından sonra mı? Yine yarıştan geliyorsun değil mi sen? Bak bu otomobil merakın başına bela olacak. Abla ben artık çocuk değilim. Bana hesap ver. Sen o kızı nasıl tanıştırırsın Cezmi ile? Benim bunları tartışacak vaktim yok. Hayatımı mahvettin. Evlenecektik biz. Hayır yokmuş abla zaten o adamdan sana. Baksana başkasını tercih etmiş bile. Neden ağlıyorsunuz? Vicdan. Ben bir şey yapmadım. Bize yeteri kadar yalan söylediniz. Şimdi bizle emniyete gelmenizi istiyorum. Lütfen üzerinize bir şeyler giyin de gidelim. Ama yemin ederim ben bir şey yapmadım. Kardeşimi öldürmedim, öldüremem. Tamam canım, belki de başkasına yaptırmışsındır. Yalan! Şeyda Hanım, hadi. Eğer masumsanız zaten deliller ispat edecek bunu. Şimdi lütfen üstünüze bir şeyler giyin de gidelim. Tamam.
Sen Şeyda Hanım'ı al, emniyete götür. Sorguya devam et. Ben gidip Ela'nın evini araştırayım. Ya ben baktım ya, olay yeri inceleme de baktı. Hiçbir şey yok. Ben araştırmadım. Maktulün yüzündeki çiziye bir yüzüğün yol açabileceğini düşünen komiser Ayça, Şeyda Özen'in yüzüğünü kriminal laboratuvara götürdü. Zeynep'ciğim ya, bir şu yüzüğe bakar mısın? Bak bakalım üstünde kan örneği bulabilecek misin? Kimin bu? Ela'nın ablası Şeyda'nın. Şimdi sorguya alacağım. Ama ne olur bana sonuçlar çıkar çıkmaz haber ver. Çok önemli. Tamam, hemen hallederim şimdi. Tamam, sağ ol. Aradığını sen de bilmiyorsun değil mi abicim? Ama bir şey var. Kesin. Bana katilmişim gibi bakmayın. Bana o geceyi bir daha anlatsanıza Şeyda Hanım. Anlattım ya. Biraz tartıştık. Sonra onu ittim, masaya çarptı. Sonra bana kızdı ve odadan çıktı. Peşinden gitmedim bile. Yani Ela'yı sadece ittiniz öyle mi? Evet, sadece o kadar. Yanlışlıkla bir tokat atmış olabilir misin? Ne buldum dedin? Plaka. Nereden buldun? Sizin araştırıp da hiçbir şey bulamadığınız evden. Ela'nın dolabının arkasında çıktı. Biz talan ettik evi. İşte. Orhan başkomiserin çırağıyız kızım. Merak etme. Sen de öğrenirsin. Komiser Selim trafik şubede plakanın kime ait olduğunu araştırırken komiser Ayça da Şeyda Özen'in yüzüğünden çıkacak sonucu öğrenmek için kriminal laboratuvara gitti. Nasılsınız Zeynep? İyi Ayça'cığım sen? İyiyim. Ay Zeynep ne olur sen bari düzgün bir haber ver. Neredeyse sabah oldu ve elimizde hala hiçbir şey yok. Şeyda'nın yüzüğünde kan tespit ettim. Analiz ettim, kan Ela'ya ait. Ela'nın yüzünü çizen aleti bulmuş olabilirsin. Çok mersi Zeynep, çok teşekkürler. Bilin bakalım plaka kime ait? Kenan'a. Ha.
Hayır, Bilal Sezgin. Şu Ela'nın babasının problemler yaşadığı adam. Çok güzel. Şimdi işler iyice karıştı. Neden Bilal'in plakası Ela'nın evinden çıksın ki? Vallahi bilmiyorum. Benim de kendisine soracağım ilk soru bu olacak. Şimdi, Bilal'in arabası çalınıyor. Bilal, arabasının çalındığını Asayiş Şube'ye ihbar ediyor. Asayiş Şube, aracın gözüktüğü son yerlerde bir mobese görüntüsü yakalıyor. Bilin bakalım fotoğrafta kim var? Ela bu. Ne yani? Bilal'in arabasını Ela mı çaldı? Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Ben gidip Şeyda'yı biraz daha sıkıştırayım. Bakalım neler öğreneceğiz. Hani konuşacaktık? Şimdi zamanı değil Selim'ciğim. Ha, ne oldu? Özel hayatı mı sıkıştırıyor? Of Selim, uzattın ama ya. Bak Zeynep, sen benim her şeyimsin. Sabah gözümü seninle açıyorum. Gece gözümü kapattığımda karşımda sen varsın. Yani sen benim şu hayatta kaybetmekten korktuğum tek şeysin. Ayça'ydı değil mi isminiz? Komiser Ayça. Bana bak Komiser Ayça. Neredeyse sabah olacak ve siz Şeyda Hanım'ı haksız yere emniyette tutuyorsunuz. Özen ailesinin avukatı olarak Şeyda Hanım'ı almak zorundayım. Bana bak avukata. Şeyda Hanım'ı burada tutmak için elimizde yeteri kadar delil var. Çok probleminiz varsa savcıyı arayın. O size gerekli bilgiyi verir. Şimdi bir zahmet önünden çekilirseniz müvekkiliniz sorgu odasında beni bekliyor. Ne zaman çıkabileceğim? Yüzünüzün üstünde Ela'nın kan örneğini bulduk. Yani bir müddet daha bizdesiniz. En azından doğruyu söyleyene kadar. Tamam, eksik anlatmış olabilirim ama... yemin ederim yalan söylemedim. Bana hesap ver. Sen o kızı nasıl tanıştırırsın Cezmi ile? Benim bunları tartışacak vaktim yok. Hayatımı mahvettin. Evlenecektik biz. Hayır yokmuş abla zaten o adamdan sana. Baksana başkasını tercih ettiğine göre. Bana öyle sırtını dönüp gidemezsin. Hayır giderim. Çok korkmuştum. Kardeşimi öldürmüş olabileceğimi düşünmenizden çok korktum. Bu yüzden yalan söyledim. Onu öldürecek kadar kızgın değilim. O benim kardeşim. Canım. Durduk yerde canından olan Ela, aramızdan bazıları gibi heyecan ve macera arayan, bu amaçla riske girmekten çekinmeyen genç bir kadındı. Bu davranışın nedenlerinden biri genetik yatkınlıktır. Özel görüşme teknikleri sayesinde 2 yaşındaki çocukta bile bu durum saptanabilir. Özellikle erkek çocuk risk almaya meyilli ise onu futbol, basketbol gibi uğraşlar yerine heyecanı daha yüksek sporlara yönlendirerek uyuşturucu kullanımı, mağazadan hırsızlık gibi riskli davranışlardan korumanın mümkün olduğu ileri sürülüyor. Buyurun, sizi dinliyorum. Bilal Bey, arabanızın ne zaman çalındığını öğrenebilir miyim? Sanırım bir ay kadar önceydi. Asayiş'e ihbar ettim ama arabamı bulamadılar. Aracınızın plakası Ela Hanım'ın evinden çıktı. Ne? Arabanız gerçekten çalındı mı Bilal Bey? Tabii ki çalındı. Bu konu hakkında neden yalan söyleyeyim? Ne bileyim, ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Niye bana yalan söylüyorsunuz? Benim arabam çalındı. Mağdur olan benim. Ela mı çalmış, kim çalmış bilemem. Beni burada suçlu gibi oturtmaya hakkınız yok. Ya yeter be, sabahtan beri bıdı bıdı bıdı. Herkes bir fırça çekme peşinde. Söyle, ne bağlantın var Ela'yla? Hiçbir bağlantım yok. Tanımam etmem. Doğru söyle. Bana bağıramazsın. Ben saygın bir iş adamıyım. Benimle konuşurken seçtiğin kelimelere dikkat et. Ayrıca doğruyu söylüyorum. O kızla hiçbir alakam yok. Bir kez bile görüşmedim.
Beni çıkarın buradan. Dün sevgilisiyle hiç görüşmeyen Ela akşam eve geliyor. Ve kız yarış meraklısı. Ablası yarıştan döndüğünü düşünüyor. Hız, heyecan, adrenalin peşinde. Çünkü küçüklükten beri iki kardeş de babasının göz hapsinde. Akşam ablasıyla kavga ediyor ve üstünde bulduğumuz kıyafetleri alıp dışarı çıkıyor. Muhtemelen özel bir yere gitmiş olmalı. Yani kutlama, parti, böyle bir şey. Ve sabaha karşı vuruluyor. Ve şu Bilal denen adamla hiçbir alakası yok. Ama adamın çalınan arabasının plakası kızın evinden çıkıyor. Başka ne var elimizde? Başka hiçbir şey yok. Ya yarın Orhan Başkomiser geliyor ve yani o gelene kadar keşke bizi çözüme ulaştıracak bir şey olsa elimizde. Merkez 45-25. 45-25 dinleme de tamam. Genç olan cebinde kimlik bulduk. Uğur Şanlı, 22 yaşında, Kocaeli doğumlu. Öbürü? Bekçinin dediğine göre adı Veli, 45-50 yaşlarında. Baksana zaten, kaçmak için hiç fırsatları olmamış. Aniden olmuş olay. Kesinlikle katılıyorum. Cesetlerin duruş pozisyonuna bakılırsa ikisi de göğsünden yakın mesafeden vurulmuş. Kaçmaya bile fırsatları olmamış. Birer kurşun yetmiş zaten. Bu bizim aradığımız araç değil mi ya? Selim, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bu iş bitsin, çözelim, gidip uyuyayım istiyorum. Ne çabuk uykun geldi be kızım senin de ya. Bak bana, iki gecedir uyumadım, çakı gibiyim vallahi. Ayça. Yine ne var? Bak. Bunlar bizim Ela'nın üstündeki payetlerden değil mi? Olabilir mi? Yani şimdi koskoca İstanbul tabii. Yani genelde bu tarz arabaların içinde çok payet olur yani İstanbul'da. Ne bileyim, bir başkasının payeti. Tam da bizim aradığımız modelin içine yapışmış olabilir tabii. Murat. Bu arabanın içinde şu Ela'nın üzerindekilere benzer payetlerden var. Bunları kriminele yolla. Bağ üstüne. Uğur. Çağırın şu bekçiyi bakalım, bir konuşalım. İbrahim Işık, 36 yaşında, güvenlik görevlisi. İyi akşamlar diyeceğim de pek iyi bir akşam olmamış gibi. Aman Allah'ım korusun. Nereden bileyim ben? Geziniyordum, ışıkları gördüm. Veli açık bırakmıştır herhalde diye düşündüm. İçeri girdim, bir de baktım ki ikisi de kanlar içinde yatıyor. Soyadını biliyor musun? Veli Mersinli olması lazım herhalde bacım. Peki bu yanındaki kim? Akrabası falan mı? Çırak o. Yeni almıştı işe. Akrabası falan yoktur bunun. Silah sesi falan duymadın yani? Yok, duymamışım. Uyuyordun yani? Yok. Uyumuyordum vallahi. Bekçi uyur mu hiç? Uyuyormuşsun lan işte. Uyumasan duymaz mısın silah sesini? Çatır çatır vurmuşlar adamları, baksana. Herhalde bir ara içim geçmiş olsa gerek. Aa, demek bir ara kestirdiğim arada sıktılar bu zavallılara. Geldiniz başkomiserim. Ayda, nasıl uyuduk biz böyle ya? Kızım, ben sana demedim mi uyuma, benim uykumu da getireceksin diye? Atma. Biz size soruşturma emanet ediyoruz. Siz ofiste uyuyorsunuz ya. Şey oldu. Aslında gayet iyi gidiyorduk da şu tamirhane cinayetleri. Haberim var.
Zeynep'ten neredeyse bütün detayları öğrendim. Gelirken de otobüroya uğradım. Şubeli Mersinli, sabıkası varmış. Araba hırsızlığından ve kaçakçılığından defalarca yakalanmış. Ve hapse girip çıkmış. Aa, payetler ne oldu ya? Ben laboratuvara gidip sonuçları alayım bari. Payetler Ela'ya ait. Ayrıca aracın içinde saç telleri ve parmak izleri bulunmuş. DNA analizleri için mukayeseler yapılıyor. Belli ki olayın içinde oto hırsızlığı var. Evet, şimdi kiminle konuştunuz, ne yaptınız? Bütün dosyaları istiyorum. Ayrıca şu ofisi toparlayın ya. Başkasına Fizik İhtisas Dairesi'nden gelen sonuçlara göre ikisi de aynı silahtan çıkan kurşunla ölmüşler. Peki Ela'nın ölmesine sebep olan silahla mı vurulmuşlar? Hayır. Bu farklı bir silahmış. Ya ölüm saati? Yaklaşık olarak gece yarısı. Asayiş Oto Hırsızlık Bürosu'ndan aldığım bilgilere göre bu tamirhane çalınan arabaları parçalatmak için kullandıkları bir mekanmış. Ela gibi zengin bir kadının oto hırsızlığı çetesiyle ne ilgisi olabilir ki? Belki de olayın parayla alakası bile yok. Birçok kleptoman zengin var. Belki Ela'da da kleptomani vardı. Ayça doğru söylüyor. Birçok zengin sıradan hayatlarından sıyrılmak ve bir takım maceralar yaşamak için böyle heyecan arıyorlar. Söyle Zeynep. Size çok bomba bir haberim var. Söyle bakalım, nedir? Tamirhanedeki arabanın direksiyonunda ve ön konsolunda iki farklı kişinin parmak izlerini tespit ettik. Bunlardan biri sabıkalı Şevket Demir'e, diğeri ise... Hadi meraklandırma bizi, söyle. Kenan'a ait. Kleptomani ile hırsızlığı birbirinden ayırmak gerek. Bir kleptoman dürtülerine karşı koyamaz. Defalarca kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duymadığı nesneleri çalar. Bu sırada plan yapmaz. Aniden ve tek başına hareket eder. Çalmadan hemen önce giderek gerilir, çalarken haz, doyum ve rahatlama duyar. Kısacası amaç çalınan nesne değil, çalma eyleminin kendisidir. Her 1000 kişiden en az 8'inde görülen, tedavi edilebilen ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen bu dürtü bozukluğu genellikle erken yaşta başlar. Ama kafa travmalarından, hatta dünyada ilk kez Doktor Ebru Gürlek Yüksel ve arkadaşlarının saptadığı gibi karbon monoksit zehirlenmesinden yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Dikkatli olalım. Herkes tetikte olsun. Ya yuh yani ya, hakikaten yuh ya. Ya bu nasıl koşmak kızım böyle, bu nasıl FBI ya? Görüş sahamın içinde ne yapıyorsun? Senin vuracağın bir adamları ateş edemiyorum. Allah Allah. Kızım ben seninle mi uğraşacağım, önümde koşan heriflerle mi uğraşacağım? Seni vurmayayım diye ateş edemiyorum. Çekilsene önümden. Pardon, kusura bakma ya. Hadi git, atla hadi. İkinizin de ciddi bir tedavi ihtiyacı var. 45-25'ten tüm ekiplere, 45-25'ten tüm ekiplere. Bilinen yerdeyiz. Bir yaralı iki kişi siyah marka bir araçla kaçıyorlar. Plakası 34 BD 6749. 34 Bolu Denizi 6749. Tekrar ediyorum. 34 Bolu Denizi 6749. Tamam. Tamam.
Kenan'la Ela belalı bir işe karışmışlar anlaşılan. Kimse bu kadar rahat polise ateş açamaz. Belli ki bir şey aramışlar burada. Etrafa bakalım. Ben bir dışarı bakayım. Bir şey saklayacak olsan nereye saklardın? Ne saklayacağım? İyi misiniz komiserim? İyiyim, iyi. Siz gidin başkomisere bakın. Anlaşın. Hemen olay yeri inceleme ekiplerini çağırın. Bu evde ne aranmış bilmek istiyorum. Emredersiniz başkomiserim. Posta kutusunda Kenan'ın adına gelmiş bir fatura buldum. Nereden gelmiş? Bir depo kiralama şirketinden. Demek bizim adamın bir deposu var. Demek ki aradığımız burada değil, o depoda. Mahmut Sercan, 34 yaşında, depo sahibi. Ben bu işi yapmaya başladığımda Türkiye'de hiç rakibim yoktu. Biraz öngörülü kişiliğim var da. Depo işi zordur. Müşterinin eşyasının zarar gelmesini engelleyeceksin, koruyacaksın. Hırlısı var, hırsızı var. Bu arada sen ne istemiştin güzel bayan? Mahmut Bey, ben cinayet masasından, komiser Ayça. Aa, neden en başta demediniz? Polise yardımcı olmak en büyük vazifemiz. En başında da söyledim ama neyse. Biz bir cinayet soruşturması yapıyoruz. Kenan Bayral adına kiralanmış depoya bakmamız lazım. Savcılıktan izniniz var mıydı? Birazdan elimizde olur. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Neden vakit kaybedeceksiniz? Arkadaşlarınız çevreyi gezerken birer çay içsek, sohbet etsek. Of ya, hakikaten ben konuşayım başkomiserim ya. Saçmalama Selim. Ayça halleder. Mahmut Bey, siz hiç tutuklandınız mı? Efendim? Dur polis! Nereye kaçıyorsun lan? He? Nereye kaçıyorsun? İndir. Kenan, nasılsın? Sana bir soru sorduk. Tamam canım, anlatacak. Değil mi Kenan? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yaptın demedik ki. Madem bir şey yapmadın, niye kaçtın? Her şeyi biliyoruz. Şimdi bizi yorma da kızı nasıl öldürdün anlat. O adamlar kimdi Kenan ve evinde neyi arıyorlardı? Bilmiyorum. Sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Tamam canım, anlatacak. Senin üzerine kayıtlı depoda 10 kilo yakın kokain bulduk. Nereden geldi uyuşturucu? Uyuşturucu işine de mi girdin? Hayır. Nereden buldun o zaman o kadar uyuşturucuyu? Amerika'da 10 kilo kokain için emniyet binasını basarlar, biliyor musun? Konuşsana Kenan! Anlatacağım. Her şey Elan'ın öldüğü akşam başladı. Onunla görüşmediğimiz yalandı. O akşam beraberdik. Daha sonra bir bara gittik, biraz eğlendik. Ne yapıyoruz? Sana mı gidiyoruz, bana mı? Ya bu gece böyle bitemez. Bitti kızım işte, ne yapacaksın sabaha kadar barda? Ne istiyorsun? Heyecan, heyecan istiyorum ben. Hırsızlığa alıştın sen. Ya. Ne hırsızlığı? Kızı hırsız mı yaptın? İlk başta ilişkimiz normal gidiyordu. Sonradan araba hırsız olduğumu öğrendi. Ben polise haber verecek, kızacak zannettim ama o bunu yapmadı. Vay, o da hırsızlığa. Hiç sabıkan yok. En iyisiyim de o yüzden. Bravo. Büyük marifet. Neyse devam et. Ela bunu öğrenince ne yaptı? Benimle çalışmak istedi. Hayatında heyecan arıyormuş. Yok artık. Gerçekten. İlk çaldığımız araba babasının husumeti olan bir herifindi. Plakasını hatıra olarak evinde sakladı. Ela'yı gördüğün son geceye geri dön. Sonra ne yaptınız? Barın biraz ilerisinde lüks bir vardı. Onu çalalım diye ısrar ettim. Hadi bebeğim. Macera yaşamak istiyorum ben. Tursana beni, uçmak istiyorum. Ücretini alırım ama. Aa, evde mi istersin, arabada mı? İkisine ne dersin? Kabul. Hadi o zaman. Ha? Gel benimle. Götür beni. Böyle dediğin zaman çok seksi oluyorsun. Arabaya baktım.
Etrafı biraz kolaçan ettim. Çevresinde kimse yoktu. Çalıştıramayacağım araba yoktur. Parmak izi kontaklı olsa bile. Arabayı çaldıktan sonra biraz dolaştık. Daha sonra sahil kenarına bir yere çektik. Ya arabayı boşuna mı çaldık? Ya biraz yürüyelim, gel benimle. Kızım delisin sen. Ela! Şok olmuştum. Ela'ya seslendim. Gelmesi için bağırdım. Ama korkudan arabaya dönemedi. Eğilip baktığımda yerde cansız yatıyordu. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Bir korkak gibi oradan kaçtım. Ela benim yüzümden öldü. Güzel hikaye. Çok uzun sürdü mü bunu yazman? Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. O adamlar evinde neyi arıyorlardı? Uyuşturucuyu. Çünkü bizim Kenan basit bir oto hırsızı değil. Uyuşturucu işine de bulaşmış. Yemin ederim bilmiyorum. O adamlar benden ne istiyor hiçbir fikrim yok. O zaman depondaki uyuşturucu kimin? Nerede bulmuşlar? Kolundaki kurşunu kendi çıkarmaya çalışmış. Ama beceremeyince bir kliniğe gitmek zorunda kalmış. Klinik çalışanların ihbarı sonucu yakalandı komiserim. Tamam, götürün hemen sorguya. Komiserim, yani benim de haklarım var. Yani hastaneye gitmek istiyorum, kolumdan vuruldum. Biz seni içeride tedavi ederiz. Kenan, işimizi zorlaştırmayı bırak artık. Her şey bitti, anlatmaya başla. Ela'yı orada bıraktıktan sonra ne yaptın? Veli abiye gittim. Kime? Veli abiye. Bostancı'da bir tamirhanesi vardır. Bizim arabaları o söküp parçalar. Arabayı oraya bıraktım. Arabanın farı kırık olduğu için biraz işkillendi. Ama sonra hızla arabanın için aramaya başladık. Sonra? Sonra... Arabadan uyuşturucu çıktı. Veli abinin gözleri parladı. Bu çok para eder. Hepimizin hayatını kurtarır dedi. Başımızı belaya sokacağını söyledim ama dinletemedim. Uyuşturucuyu saklamam için bana verdi. Paketleri eve getirip sakladım. Zaten çok öncesinden kiralamış olduğum bir depo vardı. Acil bir durumda kaçmak için para ve eşya saklıyordum. Sabah erkenden depoya malları bıraktım. Sonra eve gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Çok korkmuştum. Ela'nın ölümü beni çok etkilemişti. Sonra da siz geldiniz. Veli ve çırağını kim öldürdü peki? Siz gittikten sonra Veli abi aradı. Kuzguncuklu Şevket seni arıyormuş. Mallar onunmuş dedi. Ben de kendi bağlantımı kurup malları satıp kaçacaktım. Veli abiyle çırağı beni ispiyonlamadığı için vuruldu. Bunlar da benim yüzümden. Of. Var mı yine bir şey Zeynep? Adamı konuşturmak için malzemeye ihtiyacım var benim. Zaten tamirhanedeki arabada bulunan parmak izleri Şevket'e ait biliyorsun. Ayrıca balistikten gelen rapora göre... ...Ela'yı vuran silahla Şevket'in yanında bulunan silah aynı. Vay, hadi bakalım Şevket Efendi. Şimdi konuşacağız seninle. Bir de Kenan'ın evinde bir silah bulundu Selim. Balisteye gönderdim. Tamam. Benim hemen Orhan Başkomiser'e haber vermem lazım. Şevket'le işim uzayacak gibi. Evet Şevket, sana bir sürprizim var. Kenan'ın evinde aradığınız uyuşturucu var ya... ...abilader onu biz bulduk. Sizden saklamak için depo kiralamış. Hangi uyuşturucu amirim? Ulan ne arıyordunuz lan Kenan'ın evinde? Hangi uyuşturucu diye? Ya amirim, bir alacak durum vardı. Ben bu Kenan'ı istemem anladın mı? Birkaç kez aradık, baktık olmaya gittik evini de attık. Yani bizim arkadaş da biraz manyaktır. Öyle ateş açtı. Yani sizi vurmak istemezdik. Zaten ben vurmak isteseydim vururdum. Öyle ya, konuşma çakarım lan ağzının ortasına. Biliyoruz nasıl iyi vurduğunu. Beykoz sahildeki kızı da vurduğun gibi indirmişsindir değil mi? Kız?
Hangi kız amirim? Hangi kız amirim? Ulan bana bak, dökerim lan senin dişlerini. Ne demek hangi kız? Ya amirim, sen de üstümüze bir uyuşturucu yıktın, bir cinayet yıktın. Ya alt taraf bir ateş ettik. Özür diledik ya amirim. Bak Şevket, uğraştırma beni, gözünü seveyim. Bak senin gözünü bir severim birader. Ulan üstünden çıkan silah, kızı vuran silahla aynı. Olay yerindeki aracın içinde parmak izim var. Yan odada Kenan her şeyi anlattı. Ulan anlat her şeyi de bitsin bu dava ya. Evine evine, köylü köyüne birader. Şevket öttü. Kenan doğru söylüyormuş. Şevket ve adamı iki ayrı araçla mal teslimi yapmak için barın yakınındaki bir binaya giriyorlar. Kenan'la Ela da Şevket'in arabasını çalmışlar. Bunlar da fark edince durumu öbür arabayla beşlerine takılmışlar. Tamirhane dediler. Yok, ısrarla ondan haberin olmadığını söylüyor. Şevket'in yanındaki adamı bul bana. Evet. Ne? Tamam, rapor çıkınca bilgi verin. Kenan'ın evinin yakınlarında poşetin içinde bir silah bulmuşlar. Yani? Balistik raporu çıkmadan bir şey diyemeyiz. Ama? Evet Kenan. Anlat bakalım. Veli ve Uğur'u neden vurdun? Az önce çok severdin, babam gibiydi diyordun. Ben vurmadım. Kenan, evinin yakınlarında silah bulundu. Silahın üstünde parmak izlerim var ve o silah Veli ve Uğur'u vuranla aynı. Nereden biliyor? Bilmiyor. Tamam. Ela cinayetinden aklandın ama tamirhanedekileri neden vurdun? Veli abi beni ispiyonlamıştı. Hangi konuda? Uyuşturucu saklama fikri benden çıkmıştı. Veli abi mafyaya başımız belaya girer. Uyuşturucu saklayamayız demişti. Uyuşturucunun yerini bulurlar demişti. Ama ben dinlemedim. Ertesi gün Şevket'in beni aradığını başkasından duydum. Bizim piyasada bu tür haberler çabuk yayılır. Veli abi Şevket'in uyuşturucu sakladığı arabasının çalındığını duyunca benim getirdiğim arabanın olduğunu anlamış. Şevket'e uyuşturucunun bende olduğunu haber vermiş. Beni ispiyonlamış. Gece yarısına doğru öfkeyle tamirhaneye gittim. Neden sattın beni abi? Bağırma lan. Ne satması? Kuzguncuklu Şevket beni arıyormuş. Malların bende olduğunu biliyor. Niye beni sattın abi? Sen iyice çığırdan çıktın Kenan. Bir kızla ortak çalışıyor musun? Hem de ünlü bir ailenin kızı. Başımızı belaya soktun. Hepimizi tehlikeye attın. Şevket mallarını kimin çaldığını arıyormuş. Yakında sen çaldığını öğrenecek. Ben erken davrandım. Kendimi kurtardım. Bana bunu yapmayacaktın abi. Lan çoluk çocuk başıma adam mı kesildiniz? Pişmanım. Çok pişmanım. Şevket'in adamı Tahir, cinayete yardım ve yataklık etmekten 12 ile 16 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Şevket, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kenan Bayral, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ülkemizde uyuşturucu etkisinde işlenen cinayetler ya da uyuşturucu bağlantılı suçlarla ilgili güvenilir bir istatistik bulunmuyor. Adam öldüren hemen yakalanmadığında suç sırasındaki durumu hakkında bilgi toplanmıyor. Cezaevine konan hükümlülerin madde bağımlılığı yönünden geçmişi araştırılmıyor. Öte yandan kimi cinayetler uyuşturucu yüzünden işlendiği halde kayıtlara kadın ya da borç gibi zahiri nedenlerle geçiyor. Bu bölümde kahramanlarımız deliller sayesinde bütün cinayetleri aydınlattılar. Ama Ela öldürülmemiş olsaydı adamların ne işler çevirdiği karanlıkta kalabilirdi. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.